Hoş geldin Pınar Hanım. Bahar Hanım nasıl? İyi çok şükür. Kazım abi senden bir şey rica edebilir miyim? Tabii. Ne demek? Emrin olur ablam. Aşağıda havuz katında küçük bir valizim var. Bu gece Bahar'ın yanında refakatçi olarak ben kalacağım. Onu bana getirir misiniz? Tamam. Söyleyeyim mi? Niye hemen getirsin? Abi kimseye söyleme. Şimdi geldi gitti olmaz. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Ben hemen alıp geliyorum. Çıkabilirsin. Pınar, sen hızlı hareket et. Hastane karışacaktır. Alparslan, biz nasıl çıkacağız bu işin içinden ben hiç bilmiyorum. Bu gece son. Hızır amcam gence her şeyi anlatacağım. Rahat ol. Çok rahatladım. Ben anlamadım Dadaş. Siz bu Ercan'ı döverek mi öldürdünüz? Ne bu yüzünüzün gözünüzün hali? Onlar silahla gelmedi mi? Yok tipa. Behzat'la Yaman yumruk yumruğa birbirlerine girdiler. Gerçi Allah'tan dövüştüler. Yoksa hepimiz ölmüştük. Ne demek bu? Ya yok. Kendi aramızda öyle bir itiş kakış oldu. O sırada Yaman otların arasından sızan o Ercan sürüngenini görmüş. Beni ittirdi sağ olsun. Ondan sonra da silahlar patladı tabii. Bravo Yaman. Behzat bu iyiliğini unutmaz. Olan biraz yavuzu oldu. Arada ayıracağım diye dayak yedi Suboş. Aslında ben de araya girecektim de Allah'tan İlyas izin vermedi. Girilmez, girilmez. İki tane sokaklarda yetişmiş adamın arasında girilmez. Araya girersen sopayı yersin. Gerçi seni tutmasaymışım iyiymiş ama. Ya o Londra bebesi nereden bilecek? Aklınca her iki tarafa yaranacak ya Yavuz Bey. Emin. Alparslan nerede? Abi sahur hazır olunca uyandırın demişti. Ya siz nasıl bir çalışma yapıyorsanız gündüzleri. Biz adam ayağa kalksın dedikçe o kafasını yastıktan kaldıramıyor ya. Pınar Hanım bu ara biraz yükleniyor. Durumunda bir gelişme var mı? Ayaklarını falan hissediyor mu bari? Yok Yaman. Ben de Pınar'ın nabzını yokluyorum. Bir gelişme yok anlayacağım. Yani adam geldiğinde durmadan sormayın. Ne zaman ayağa kalkacaksın diye. Neyse hadi de Emin abimler gelmek üzere yoldalarmış. Haşmet abi Hızır abimlerle mi gelecek? Ona göre servis açayım. Hastaneye gitti Haşmet. Bahar'ı görmeye. Ablamla Dido'yu alıp eve geçecekmiş. Ömür? Geliyor geliyor abimlerle geliyor. Tipi abi siz niye koştur koştur döndünüz Ankara'dan? Hızır abi orada kalın dememiş miydi? Ben bu Haşmet'le bir daha yola çıkmam Behzat. Niye abi? Ya yakın yol neyse de öyle uzun yolda hiç çekilmiyor. Amca hoş geldiniz. Hoş bulduk yeğenim, hoş bulduk. Geçmiş olsun. Ercan saldırmış. Son bir saldırdı. Kudurmuş köpek. Bence dayı konuşturup belki İlhan'ın yerini öğrenirdik. Niye öldürürdünüz diye kızacak. Dayı sorarsa ben ne diyeceğim İnes'im? Sen hiçbir şey deme enişte. O İlhan görevden alınmış çoktan Kapıkule'ye geçmiştir bile. Yavuz da öyle diyordu. Gideceğim istersen seni de götüreyim demiş ona. O nerede? Hastaneye gitti. Güya bacısını görmeye.
O şimdi MR, röntgen, tomografi ne varsa hepsine girmiştir. bugün çok sarsıldı. Yüzsüz, yüzsüz. Onun yüzünden bacısı kurşun yemiş. Hala hastaneye gideceğim diyor. Rahatsız olmayın. Reis, biz mutfağa mı geçelim? Yok ya, geçin işte. Hep birlikte sahur yaparız. Ben bir elimi yüzümü yıkayıp geliyorum. Reis, o Ercan'ın yanağından makas alıp sıkmışsın ya, çok büyük adamsın. Ver o mübarek elini bir öpeyim. Sağ ol, sağ ol. İyi misin Behzat? İyiyiz, iyiyiz. Şükür, bir şeyimiz yok. Bahar nasıl, iyi mi Ömür Hanım? Daha iyi. Bugün yanında Pınar kalacak. Sana da geçmiş olsun İlyas. Hangi açıdan? Ölümden dönmüşsünüz diye duydum. Her sapağın adına ölüm koymamak lazım Ömür. Sıradan bir dönüş diyelim. Doğru. Bunlar sıradan şeyler. Ömür, sen bu evin hanımısın. Bir bak bakalım masaya eksik yedik bir şey var mı? Misafirimiz var. Olur. Ya sen ne aldatmaya kızla dışarıda buluşuyorsun, ha? Bir şey diyeceksen evde söyle. Sana ne zaman eve giremezsin dedik. Haşmet abi, ben kızlara da bir değişiklik olur diye düşünmüştüm. Hani Pınar da burada ya. Ne bileyim, kızlar biraz soluklanır. Deniz kenarında biraz otururuz demiştim yani. Git otur Yavuz. Deniz kenarında otur, dağ başında otur. Nerede istiyorsan orada otur. Ne yapacaksan kendi başına yap. İnsanların hayatını riske atma. Ben nereden bileyim bu Ercan denen şerefsizin böyle bir işe kalkışacağını? Ha, ne oldu? Sonunda canıyla ödedi. Hallettik o işi. Kim halletti Yavuz? Sen mi? Ya hep beraber işte fidanlıkta Behzatlarla birlikteydik yani. Bana yükleniyorsunuz ama ben bugün 3 kere ölümden döndüm. Dönme Yavuz, dönme. Bir yola girdin mi dönme. Bana bu kadar yüklendiğine göre sen herhalde Behzat'la konuşmadın Haşmet abi. Ben olmasam bu gece ölüyordu Behzat, ölüyordu. Yaman'la birbirlerine girdiler. Ben aralarına girmesem kurşunu yiyordu onlar yani. Ben çok öyle duymadım Yavuz abi. Yani Hızır Ali'nin anlattığına göre evet arada kalmışsın ama kurşunların değil, yumrukların. Yok öyle bir şey. Nereden çıkarıyorsun canım? O yüzünün gözünün hali ne Yavuz? O kızarıklıklar ne? Demek o yüzden hastanedeki bütün cihazlara girdin. Tedbiren tomografiye girdim. Kırık çıkık var mı diye. Neticede bugün işkenceye maruz kaldık. Haşmet abi. Müsaitsen Zafer abi seninle görüşmek istiyormuş. Tamam. Kafede dediler senin için. Baktım göremedim. Bir şey mi oldu Yavuz? Niye baktın? Ha ya şu tomografimde şu omzumda kas yırtılması var dediler. Bağlar zedelenmiş. Bir baksan iyi olur aslında. Oo!
Yok, yok bir şey yok. Nasıl yok ya? Canım yandı. Bence terapi şart. Yani. Haşmet Reis'im. Ne oldu? Aşağı otopark polis kaynıyor. Her yer ceset dolu. Birileri gelmiş aşağıda herkese sıkmış gitmiş. Birileri kim, ölenler kim? Bu görevden aldırdığımız o ilan yok muydu? Hı. Belli ki bu şerefsiz intikam almaya buraya gelmiş. Artık kim fark ettiyse onu da adamlarında gebertmiş. İlhan'ın bir tane alnına iki tane göğüste çakmış mermiyi. İşini şansa bırakmamış. Anladım. Gelin bakalım aşağı, ne olmuş? Sen buradan ayrılma Selçuk kardeş. Abi ne yapmışlar Tufan abiler? Gitmişler mi mezbanecileri? Gitmişler. Kimmiş onlar reis? Sırp Rıdvan. Tanıyor musun? Aklıma da geldi biliyor musun reis? Siz mezbane falan deyince... yine de onlar çıkmaz bu işin içinden diye umuyordum. Sebep? Bunlar etçiyiz, balıkçıyız havası yapıyorlar. Ama bildiğin karışık bir ekip. Karışık derken? Bunlar Bosna zulmünde Sırplara silah satan şerefsiz ekip. Yani o kadar masum insanın kanı var ellerinde. Radovan'ı Rıdvan yapmışlar. Ellerindeki kanı da mezbaneden bulaştı diye kendilerini aklamışlar akıllarınca. Yani ne demiş bu adamlar? Tufan'la İdris'e dadaş. Gelsin o Hızır ne soracaksa kendi sorsun demiş. Ne münasebet sen onların ayağına gidecekmişsin abi. Ben gider görüşürüm. Tabii İlyas, yarın sen muhakkak git. Niye? Hızır'ın yarın önemli bir işi mi var? Bundan önemli bir işim yok tipi. Tamam. İkimiz beraber gideriz. Sen gözlerinin içine bakarsın. Sonra ben boğarım. Biter gider. İşte doğrusu da bu. Hastaneye gitmişsin Haşmet. Öyle yaptım Hızır. Bir Bahar'ı göreyim dedim ama burası çok karışık. Karışık derken? Ortalık polis kaynıyor. Sebep? Hastanenin otoparkında birisi katliam yapmış. 10 tane ölü var. Ne katliamı? Ne ölüsü? İlhan'la ekibini temizlemişler. Hastanenin otoparkında. Aynen öyle. Ben de bunları niye ortada bıraktınız diyecektim. Ama belli ki sizin hiçbir şeyden haberiniz yok. Abi bizim neyden haberimiz olsun? Yani bu da gecenin sürprizi oldu. Kim yaptıysa ellerine sağlık. Orası öyle. Hastanenin otoparkında olduğuna göre bir planı varmış da. Engel olan kim onu anlayamadım. Vallahi biz hiç anlayamadık Haşmet abi. Hızır, emniyetteki çocuklarla ayaküstü bir konuştum da İlhan'ı bitiren bir imza bırakmış. Nasıl bir imza? 3 atış. Biri alnına, ikisi göğsüne. Tamam. Kapat, yarın konuşuruz Haşmet. Ya bunlarda hiç kafa çalışmıyor Tadaş. Güya Alparslan'ın imzasını taklit etmişler. Ya adam ayağa kalkamıyor.
Belli ki biz görüştükten sonra bunlar harekete geçti. Adamı ortadan kaldırdılar. Amca ne yapıyorsun? Birisi seni mi taklit etmiş? Emin olmak istedim Alparslan. Abi, iyi misin? Sen ne istiyorsun Alparslan'dan ya? İyileşsin istiyorum. İlyas, bir an önce ayağa kalksın. Başka bir şey istediğim yok. Aşağıda bir şeyler olmuş. Üstelik Hızır'ın da haberi yok. Ne oldu ki? Bu bizim maça aldırdığımız ilan. Adamlarıyla birlikte otoparkta öldürülmüşler. Kim öldürmüş? Nasıl öldürmüş? İlan otoparkta ne işi varmış ya? Ben daha yeni Ankara'dan geldim Yavuz. Sorunun cevapları bende değil. Biz odadan hiç çıkmadık. Sadece Pınar kafeye indi. Hepsi o. Ben aşağıda kimseyi görmedim. Kafede olmamış. Otoparkta olmuş diyor zaten Haşmet abi. Baba, bu iş Hızır Ali'nin işi olmasın? Babasına söyler herhalde öyle bir şey yapacak olsa değil mi? Bu aralar çok ketum. Kimseye bir şey söylemiyor. Tövbe estağfurullah. Haşmet, hastanede bir sıkıntı varsa gitmeyelim eve. Kalalım Bahar'ın yanında birkaç gün. Ben bugün gerekli tedbirleri aldırıyorum. Biraz acele olacak ama yarın taburcu olacaksın. Risk edemeyiz, tamam? Nasıl uygun görürseniz Haşmet abi. Yarın çıkabilirim, sorun yok. Siz gidin. Merak etmeyin, ben kalırım Bahar'ın yanında. Asıl sen kalmıyorsun. Kızın başını daha fazla belaya sokma. Kimsenin kalmasına gerek yok Haşmet abi. Ben bu akşam burada kalacağım. Selçuk'ta Zafer kapının önünde. 4-5 kişiyi de aşağıda bıraktım. E biz gidelim Emine. Hadi Didem. Haşmet tipi nerede sormasayım? Hızır'a gitti o. Besat'la birlikte gelip sahur yapacaklarmış. Tamam. Geçmiş olsun kızım. Haşmet abi çok keskin konuştu ama benim aklım sende kalır. Gitmeyeyim ben de, kalayım. Kalmasın Yavuz, kalmasın. Aklını da al git. Biz iyiyiz. İyi. Pınar, telefonum 24 saat açık. Neye ihtiyacın olursa, ne için olursa ara. Tamam, ararım. Tamam. Gülme. Bu kurşunu biraz senin yüzünden yedim. Yavuz seninle vakit geçirecek diye beni de ateşe attı. Hı hı, tabii. Hızır için kurşunun önüne atladım değil mi? Sen de beni bahane ettin. (Gülüyor)
Baba yaptığın hoş bir şey mi? Tamam lan. Pişman oldum zaten. Pişman olmuş. İnsanın bacağına durduk yere çatal saplanır mı? Lan tamam dedim de. Neye tamam dedim baba? Geçen de havuzda boğmaya kalkmışsın. Sırali, duymadın mı imza meselesini? Baba imzayı kalemle mi atmış? Herhangi biri gelmiş, 3 kuruşun sıkmış olabilir. Ben tamam da pişman oldum dedim ya. Sabah kalkar özür dilerim. Bence özür dile. Yarın da onunla bununla görüşmeden bir doktora git. Annemi eşimi kaybettim de. Başka yakınlarımı da kaybetmekten korktuğum için onları da bizzat ben öldürmeye çalışıyorum de. Lan şimdi kalkarsam kafanı gözünü kırarım. Sonra gider doktora bunu da anlatırım. Kalk git lan. Yürü git. İyice paranoyak ettiler beni. Ulan acaba dediği gibi anamla karım öldü diye kafayı mı yedim ne? Tövbe tövbe. Şimdi bir de İlyas'ın vırvırını dinle. Gel. Amca biraz konuşmamız lazım. Siz beni deli mi edeceksiniz ulan? Hı? Amca, amca beni bir dinlersen. Buraya gel. Ne dinleyeceğim ulan seni? Ne dinleyeceğim ulan sahtekar? Amca bugün Yaman'la gelmeseydiniz vallahi her şeyi anlatacaktım. Ulan seni var ya. Sakat edeceğim ulan sakat. Senin bütün kemiklerini kıracağım. Gel lan buraya. Amca mecburdum. Herkesin iyiliği için bunu yapmak zorundaydım. Senden iyilik isteyen oldu mu lan? Senden istediğim tek iyilik bana yalan söylememen. Sen o tekerlekli sandalyeye mahkum kaldın diye ben kahrolurken ortalıkta fink atıp adam vuruyordun. Amca bir sakin olur musun? Ne sakin olacağım ulan sahtekar ha? Ne sakin olacağım ulan? Ne sakin? O bağırır ulan seni ben. Öldürürüm ulan seni. Abi sakin ol. Sahtekar. Sen bu çocukta bırak. Baba az önce özür dileyeceğim dedim. Bunu hayır. Kendine gel. Kendine gel ha? Kendine gel. Yapılacak şey mi lan? Ha? Bu bana yapılacak şey mi? Sen iyi misin yeğenim? İyiyim amca. Amcamla konuşmaya geldim. Sinirlenmek de haklı. Hiç kusura bakma. Haklı falan değil. Abi bak. Ha ben seni dövmüşüm. Ha sana el kaldırmışım. Ha de sen tekerlekli sandalyedeki birini dövmüşsün. Aynı saygısızlık yani. Hatta daha büyüğü de. Ağzım varmıyor. Ağzın var mı ya? Arkana bak ulan, arkana. Gel lan buraya. Of be. Oh, oh, oh. Ne zamandan beri lan? Yeni diyelim. Yeniymiş. Ben malımı tanırım sanırım. Bunu o havuzdan çıkarmayacaktım. Halt ettim.
Ama kendisine yamak ettiği o iki yalancıya aldandım. Üstüne bir de Doğan'ı, Şahin'i, nişancı Asım'ı. Alayınız sahtekarsınız ulan. Alayınız sahtekarsınız. Amca beni affet. Gerçekten hepimizin iyiliği için bunu yaptım. Hepimizin iyiliği için mecburdum buna. Hak ettin yani şimdi. Ben de yarın tedaviye başlıyorum. Psikolojik mi? Yok ya, fizyolojik. Pınar... omzunda kas yırtılması var dedi. Alp Aslan'ı tedavi eden Pınar'dan bahsediyoruz, Yavuz. O. Benim eski manita işte. Ben senin yerinde olsam... Alp Aslan'la herhangi bir konuda diyaloğu olan birine değmem, Yavuz. Konunun Alp Aslan'la ne ilgisi var ya? Sen bir şey mi biliyorsun? Pınar'la aralarında bir şey mi var yoksa? Orasını bilmem de... Alp Aslan tehlikeli bir adam. Daha önce de karısıyla ilgili bulaştığın iş unutulmuş değil. O iş abin dermanın halt yemesiydi. Yoksa benim Alp Aslan'la ne işim olur? O omzumu ben Pınar'a baktırmayayım o zaman hiç ya. Geçer kendi kendine zaten. Kız belli ki benimle tekrar bir araya gelebilmek için bahane etti işte bu kas yırtılmasını. Sen Hızır Reislerin evindeydin. Bu İlhan'ın ölümüyle ilgili hiçbir şey konuşulmadı mı? Kim yapmış o işi falan, ha? Hiç anlamadım. Hızır Reis Alp Aslan mı acaba dedi ama. Ne alakası var canım? Ayağa kalkamayan bir adamdan bahsediyoruz. Hastanenin otoparkında bildiğin katliam olmuş. Bir kişinin işi değil o iş. Hem de sandalyeden kalkamayan bir adamın işi hiç değil. İşte bu konular su kaldırır Yavuz. Kendi değilse bile Alp Aslan'ın ekipleri var. Bilemeyiz. Bu gece benim yaptığım fedakarlıklar Hızırların evinde konuşulduysa... Alp Aslan'ın bana karşı tavrı değişmiştir. Benim anladığım sen bunlara bir liste vermişsin. O listede de Radu'yu hedefe koymuş bunlar. Kendine dikkat et Yavuz. Bu Hızır Reis'i de hiç anlayamıyorum ya. Ben ona liste vermedim. Bana bazı isimleri sordu. Ben de doğrudur, yanlıştır dedim. Şimdi işe Sırp Rado'dan başlamanın ne alemi var ya? Mezbahanenin sahibi o çıktı ya Yavuz. Yaman. Bu konuda senin desteğini bekliyorum. Bak bu adamlar çok pis adamlar. Öyle İlhan'a, Ercan'a falan benzemezler. Konuşan Tuncay. Ben değilim. Anlaştık mı? Bana niye anlatıyorsun Yavuz? Alırlarsa seni onlara anlat. Her seferinde senin peşine düşemem. Yat kalk babama dua et. Yoksa ölmüştün. Onlar nerede hakikaten ya? Bu ne alamdı baba? Ne var yeğenim? Mahalleye müjde verdik Feko'yla. Duyduk duymadık demeyin.
Yavuz kurtuldu diye bütün İstanbul sokaklarını inletti Hamdi Baba. Hamdi Baba, ne yapsam sana borcumu ödeyemem. Ne demek ödeyemem? Boşuna mı kurtardık seni? O anlamda demiyorum. Lafın gelişi canım. Ha. İyi o zaman. Yavuz abi, bankalar kaçta açılıyor? Yarın sabah erkenden gidelim istersen. Olur Seko, olur. Gideriz. Yeğenim. Bunu senin için çaldım. Her baktığında beni hatırlarsın. Sağ ol Hamdi Baba, sağ ol. Yine çuvalı doldurmuşsunuz baba. He, bu Seko'nun yüzünden. Hasılat kötü. O kadar dedim. Fakirin umudunu çalacaksın, zenginin de malını çalacaksın. Götürdü yine beni fukara mahallelerinde. Hamdi Baba, kısa günün kârı diye bak. Yeğenim, gördüğün gibi işler kesat. Seko'ya 10 milyon veririm demişsin. Senin bankanın yarına bu kadar parası var mı? Ben 10 milyon demedim Hamdi Baba. 2 milyon dedim. Üstelik benim o bankada 10 milyonum yok. E banka banka gezin işte. Fark etmez. Yaman'ın itlerini de al yanına. Bu sefer yeğenimi kaptırırsanız dalınızı, budağınızı keserim. Vallahi 10 milyon falan veremem Hamdi Baba. Yalan yere yemin etme yeğenim. Çarpılırsın. Ölsek daha iyiydi yani. Bence de. Ben sana ne dedim? Bunlar kendini öldürtür demedin mi Abbas? Abi, biri hastanede ölmüş, öbürü fidanlıkta. Çok büyük düşürmüşler bunları. Bunlar cephe görmemiş adamlar. Sokak bilmezler Abbas. Birinin ömrü masa başında geçmiş, öbürü emir komutada. İnisiyatif sıfır yani. İnisiyatif alamayan adam çok yaşayamaz cephede. Diyelim ki bu Ercan'ı fidanlıkta İlyaslar bitirdi. E ilanı hastanede nasıl tufaya düşürdüler abi, anlamadım gitti. Bu Hızırları hafife almayacaksın. Ben bir kere aldım, kurşunu yedim. Bunlar sıradan sokak kabadayısı değiller yani. Rado nasıl bakıyor abi sence bunlara? Oğlum düzgün konuş. Bilmediğin mekandasın Abbas. Yerin kulağı vardır. Hoş geldin İshak. Merhaba Rıdvan abi. Kardeşim Macit'i tanıyor musun? Sadece ismen abi. Sizinkileri vurmuşlar. Belliydi abi. Hani o İlhan da Ercan da çok panik yaptılar. Üstelik işin içine sizi de kattılar. Ben de o yüzden bilgi vermek istedim. Haberim var. İdris'i yolladılar. Sen git, Hızır gelsin dedim. Gelirse gereğini yaparım. Nereye geliyor abi? O gelir. Sen bunları ne kadar tanıyorsun İshak? Yeteri kadar tanıyorum abi. Bu Hızır'ın bir şeyden geri adım attığını hiç görmedim. Açığa çıkan ne kadar adamımız varsa
üstüne gidip indirdiler. Ellerinde bir liste olduğundan bahsediyordu en son İlhan Bey. Sizin mezmanede onları konuşturmaya çalışırken Cevdet abinin ismini bize bizzat Hızır kendi verdi. Cevdet aradı, söyledi. O konuya ben de biraz takıldım. Eğer Cevdet'in ismini biliyorlarsa bu liste gerçek demektir. Gerçek abi. Ben bunu İlhan'a anlatmaya çalıştım. Ama o ısrarla Tuncay öttü dedi. Bence konuşan Yavuz. Madem Yavuz'du, niye öldürmedin İshak? Hazır elindeymiş. Abi, anlamadığım bir şekilde bir konuşma merakı var. Yani şunu alalım, konuşturalım. Bunu alalım, konuşturalım. İlk dakika dedim ki, Hızır'ı aldık, öldürelim. İlyas'ı aldık, öldürelim. Yavuz'u aldık, öldürelim. Yok ama bir türlü izin çıkmadı. Ben Cevdet'le konuştum. Yoluma çıkan herkesi öldürürüm dedim. Aynen abi. Konuşmaya mı hazırız? Siz ne görüşecektiniz İshak? Ne demeye geldiniz yani? Yapabilecek bir şeyimiz var mı demeye geldik Rıdvan abiye. Sonuçta adamları tanıyoruz. İlişkileri biliyoruz. Mekanları biliyoruz. Belki bir yardımımız dokunur dedik. Yok koçum. Kendi işimizi kendimiz hallederiz. Bir şeye ihtiyaç olursa seni ararım ben İshak. Siz bilirsiniz. Bugüne kadar bu konuda kimi uyardıysak bizi dinlemedi. Dinlemeyenler şu an toprağın altında. Bize müsaade. Haydi Abbas. Kaçarak çok yaşadım diye hava atma İshak. Öldürdüğünle hava atacaksan dinlerim bir ara. Eyvallah. Abi bu iti köpeğe niye muhatap alıp konuşuyorsun? Bunların devri geçti abi. Boş ver onları. Bu Hızırlar gelecek olursa onların işini bitirecek miyiz? Sen hazırlığını yap. Biz durumu tırmandırırız. Eğer kendisi alttan alıp köpek olursa bırakırız. Hayır yok. Oturur havlarsa o zaman sesini keseriz. Bahar, bir şey sorabilir miyim? Sor. Bu İlyas'la Ömür'ün arası kötü mü? O da nereden çıktı? Ne bileyim, bir gerginler benim gördüğüm. Ömür uzun zamandır çocuk istiyor. Ama olmuyor bir türlü. Bu da kızın üzerinde baskı oluşturuyor tabii. Bir ara böyle dertleşmiştik. De, hayırdır? Sen niye böyle bir şey soruyorsun? Merak ettim sadece. Yani hep mi böyleler yoksa ilişki bitiyor mu diye. Pınar, boş boş konuşma. O ilişki bitse de sana bir şey düşmez. Ben kendi açımdan demiyorum canım. Merak ettim diyorum. Uzak dur Pınar. Vurulmak, öldürülmek istemiyorsan uzak dur. Pınar Hanım, evden aradılar, seni çağırıyorlarmış. Ben Bahar taburcu olduktan sonra giderim diyordum. Alparslan'ı bir arayayım, söyleyeyim. Hızır reis gelsin demiş. Hızır ne alaka? Bilmiyorum ablam, bize açıklama yapılmaz. Ama emmi oğlu Kazım kapıda olduğundan anladığım evde bir sıkıntı var. Tamam Zafer abi, çıkıyorum hemen. Nar, bir şey mi oldu? Bildiğim kadarıyla yok. Ömür de mesaj atmış, hastaneye geleceğim diye.
Bilmem gereken bir şey yok değil mi? Yok bir şey. Evde görüşürüz. Yavuz abi. Hı. Hamdi baba 4 milyonu duyunca hayal kırıklığına uğrayacak. Acaba devamı gelecek. Banka bugün hepsini veremedi falan mı desen? Niye öyle bir şey söyleyeyim canım, Allah Allah. Bak Seko. Borç dediniz. İBE'ye çevirdik. Bundan sonrası haraca girer. Sen bilirsin abi. Araç mezat satar seni. Ya ben diyeyim de. Boş boş konuşma Seko. Yürü Allah aşkına. Bunların getirdiği çantalara 10 milyon sığmaz. Bu senin Yavuz Subuş'u bildiğin beni dolandırıyor. Baba, belli ki Yavuz'un canını çok kurtarırız. Bir kere de çok fazla yüklenme bence. Aferin Yaman. Karakterli hırsız azar azar çalar. Hoş geldiniz yeğenim. Hoş bulduk Hamdi baba. Hamdi baba. Yavuz abi anca 4 milyon toplayabildi. Canı sağ olsun yeğenim. Gel yeğenim gel. Yanıma otur. İsmet, o 2 milyonu bize ayır. Tamam abi. Ne demek tamam lan? İt. Ne oluyor Yaman? Yavuz'un hayatını ben kurtardım ya baba. Yarı yarıya. Yazıklar olsun sana. Hırsızın tembeli babasını soyarmış. E göz göre göre babandan çalıyorsun. Haram zıkkım olsun. Ya siz nasıl insanlarsınız? Burada benim hayatım üstünden ticaret mi yapıyorsunuz? İnsan ticareti diye bir şey var Yavuz abi. Zamanında biz de girecektik Hamdi babayla o işe de. Baba Deniz sevmiyor. Boyunu aşan işlere girmeyeceksin Seko. Taş yerinde ağırdır. Yaman. İkisini alma. Birini al bari. Hiç kusura bakma baba. Sen bundan sonra kimden ne alırsan yarısına çökeceğim. Belki bu işi anca böyle bırakırsın. Yaman, Hamdi babadan benim için çaldın değil mi? Ben çalmam Yavuz, alırım. Normalde sana geri verirdim. Ama sana ders olsun. Her bir halta burnunu sokma. Çağırtmışsınız. Otur.
Ben sana ne dedim Pınar? Evet, ne deseniz haklısınız. Ama sizden önce Alparslan'a söz verdim. Açıkçası sözümü tuttuğum için de Alparslan olması gerektiğinden çok daha kısa sürede ayağa kalktı. Bunun için sana teşekkür edeceğimi zannediyorsan yanılıyorsun. Teşekkür beklemiyorum. Durumumu mazur görmenizi umuyorum. Sen şimdi bunu ayağa kaldırarak iyi bir şey yaptığını mı zannediyorsun? Ha? Araba bagajlarında ölüme götürüp getirerek falan. Makul bir sebebi vardı. Bu makul sebep nedir ya? Ne makulü? Hadi biz bunun ailesiyiz. Bizi öldürmeye çalışıyorlar. Bu da kendini feda etmenin peşinde. Senin mevzun ne mevzun? Sizleri sevdim. Hepiniz ayrı ayrı. Zarar görmemeniz için herhangi bir şey yapabildiysem ne mutlu bana. Amca, Pınar'a bir teşekkür borçluyuz. Hem sadakati için hem fedakarlığı için. Hem kolay kolay kimse seni karşısına almaz. Kolay kolay kimse benim gözümün içine bakıp yalan da söyleyemez. Hem de benim evimin içinde. Dua et kadınsın. Nerede o Emin? Dün geceki çatal olayından sonra yolladım. Nasıl olsa karşıma çıkacak. Ben ona yapacağımı biliyorum. Belli ki ev ahalisi her şeyi öğrendi. Şimdi öğrenebilir miyim kim neyi ne kadar bilecek? Dün gece yaşananlardan sonra herkes her şeyi bilecek. Hiçbir şey saklı kalmayacak. Amca, aslında bir iki kişi daha var. O yüzden Yaman'ın yanında pek açık vermedim. Yok diyorsam yok. Sen de eşyalarını topla, hemen ortadan kaybol. Senin hayatın için söylüyorum. Bu işlerde birinin sırrının ortağıysan mutlaka sana bunun hesabını sorarlar. Ömür, anladık. Bahar'ı görmeye gideceksin de zaten az sonra kızı eve çıkaracaklar. O zaman gidersin görmeye. Ya ortalık zaten karışık. Adamlar hastanenin içinde bir sürü plan yapmışlar. Şimdi gidip de kendini açık hedef haline getirmenin ne manası var ya? Bana diyene bak. Birazdan gidip o adamların karşısına dikilmeyecek misin? Ya herkes işini yapacak. Ben de işimi yapıyorum. Sen hasta mısın, hasta bakıcı mısın? Ne işin var hastanede? Hastayım İlyas. Beni hasta ediyorsun. Ömür. Bak sen bu mevzuyu milletin içinde de yükseltmeye başladın. Benim tepemin tasını attırma. Ne olur? Terk mi edersin? Eve mi gelmezsin? Başka birini mi bulursun? Elinden geleni ardına koyma İlyas. Otur, otur. Otur. Benim karımın neyi var? Bana mı soruyorsun abi? Evet, ben anlamıyorum. Belki sen anlamışsındır diye sana sormak istedim o yüzden. Abi, şimdi biraz anlayışlı olmak lazım. Kendini Ömür'ün yerine koy. Ben kendimi niye Ömür'ün yerine koyayım? Ben İlyas'ım, o Ömür. Duygusal olarak diyorum abi. Bu kız anne olmak istiyordu. Doktor doktor gezdiniz. İş en sonunda psikolojiye kaldı yani. Yani? Yani. Ömür kaybetme korkusu yüzünden kendini aşırı baskı altında hissedip hamile kalamayacağı kanaatine vardı. Bu yüzden de acaba buradan gitsek, başka bir yerde yaşasak anne olabilir miyim diyor. Bizim evladımız var, yukarıda. Allah bağışlasın, her günde büyüyor.
Biz bu mevzuyu kapattık Mine, kapattık. Olursa olur, olmazsa da hayırlısı budur dedik. Şimdi niye tekrar bunun peşine düştü ya? He? Abi, senin biraz anlayışlı olman lazım. Bunları onunla konuşman lazım. Yani geçimi zor insanlarsınız. Özellikle sen. Niye özellikle ben Mine? Allah'ını seversen. Şu hayatında ömür olmasa kim sana bakar? Kim sana katlanır? Kim seni çeker? Ha? Kim mi? Kimi istersem o. Elimi sallasam ellisi. Bence ellerin cebinde gez abi. Ömür senden ayrılırsa burada, bu mutfakta son nefesine kadar anca benle vır vır edersin. Abine de benzemiyorsun. Yapamazsın yani sen yalnız. Tabii tabii. Abim de hep yalnız kalır ya zaten. Şahan, bu Alparslan niye böyle aşık etmiş kendini? Ya biz Asım dedik, nişancı dedik. Gidip de böyle üç kurşun atmak da nedir yani? Ne yapsın Doğan? Hı? Ne demek ne yapsın? Biz onu idare ettik. O da bizi idare edecekti. Burada Hızır'dan bahsediyoruz. Bir yere kadar idare edilir o. Baba, Hızır reisler geldi. Hı. Ve aleyküm selam Hızır'ım. Size selam veren olmadı. Biz tedbiren alalım dedik. Madem tedbir alacaktınız, bana yalan söylemeden alaydınız. Sağ söylüyor Şah. İkinize de diyorum, ikinize de. Utanmıyor musunuz ya? Koskocaman adamlarsınız ikiniz de. Hızır'ım, acaba bunları iftardan sonra mı konuşsak? Kimsesizler değil ki, şekeri falan vardır. Yok benim şekerim ekerim, yok. Dostumun olmadığı gibi. Etrafımdaki herkes yalancı arkadaş. Başta öz yeğenim. Bu sizin aile meseleniz sonuçta. Şimdi bizi öyle sokma. Ne dersin Şahan? Öyle. Ya arkadaş, ben bu Alparslan sandalyeye mahkum diye kendi kendimi yiyorum. Bir taraftan da iyi ki kalkamıyor, kendini öldürtmüyor diye seviniyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz? Arkamdan dolap çeviriyorsunuz, dolap. Ya bu Alparslan bu işleri yaparken öleydi? Ya o Alparslan'a biz gaz vermeseydik? Ya o ayağa kalkmasaydı? O mezbahanın önünde, hastanenin dibinde takır takır adamları öldürmeseydi, bir de böyle düşünelim, Hızır Reis. Yapacaklarını bana söylemenizde ne mahsuru var? Hadi o sahtekar, siz, size ne demeli? Ya illa bize bir şey diyeceksen, sır sahipleri de, başka ne diyeceksin? He? He? Yalan mı Şahan? Yalan, yalan. Ettiğiniz her laf yalan. Şıracıyla bozacı. Nerede o Emin Nasım? Görmedik. Nasıl görmediniz? Alparslan buraya gönderdim dedi. Ya senin dengin midir onlar? Şimdi o masumlara saydıracaksın da rahat mı edeceksin? Ettin işte bize bir araba laf. Yetmedi mi? Yetmedi mi? Laf mı etmeyeceğim, kemiklerini kıracağım, kemiklerini. Hem de sizin gözünüzün önünde. Değişin. Diyorum. Görürsek söyleriz. Değil mi Şah? Muhakkak. La havle ve la... Ya o Asım'la işim var, işim de. Ne? Ne işi?
Uzaktan atış yaptırtacağım. Şahan sen inandın mı? Şimdi durduk yere Asım'ı harcamayalım diye dedim yani. Hızır yalan söylemez. Madem işin düşmüş, Asım'ı istiyorsun, Emin'i de affettim de. Hı? Belki saklandıkları yeri buluruz. Tamam. Bir de arkamdan hiç çevirmek yok. Bize saklan dediler. Hızır Reis'ten nereye kadar kaçabiliriz ki? Doğan Baba halleder Emin kardeş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Demek buradasınız ha? Hadi dayı sizi istiyor. Enişte gözünü seveyim. Alparslan Reis emretmese ben hiç yalan söyler miyim? Lütfen bir şey yapın. Aferin hem. Ölümü göze alarak Alparslan Reis'in sırrını vermemişsin. Çok delikanlı adamsın. Seni hiç unutmayacağız. Değil mi Kubi? Tabii abi. Biletimiz kesildi mi? Çoktan. Enişte ne yapıyorsun? Senin de bir gizli silahın var mı yok mu ona bakıyorum. Böyle bağlama süsü verip sağa sola ateş ediyor musun diye. Ya ne alakası var enişte? Hadi hadi af çıktı. Doğan Baba ağırlığını koydu. Hızır Reis sizi affetti. Asım. Hızır Reis sana bir iş yaptıracakmış. Ama bu sefer öyle şişe vurmak falan değil. Beceremezsen af iptal. Evelallah hallederiz babacığım. Hele bak bak. Suyun üstünden karaya atış yapacaksın. Sallanan yer yani öyle sabit zemin değil. Yapma ya. Ben yapmayacağım. Sen yapacaksın zaten Kanuni Asım. Ben çantam alayım o zaman. Hadi. Al al Asım al. Neyin var neyin yoksa al. Emin. Bak bu Asım işini bitirip gelene kadar senin yerinde olsam dayının gözüne görünme. Benim de içimden aynen öyle geçti enişte. Doğrusu da bu. Hadi. Bana buradanın tüm sülalesinin iş yerleri, evleri, bütün girdikleri, çıktıkları her yerin adresi lazım. Kimsesizler bulabilir mi? Ayarlarım. Ne zamana lazım? Birazdan mekanlarına gideceğim. Belli ki görüşme gergin geçecek. Sonrasında lazım. Savaş çıkacak diyorsun yani. Hazırlıklı olmak lazım diyorum. Akşama çocuklarla yollarım sana öğrendiklerim. Eyvallah. Hamdi Baba, bir şey soracağım. Sor yeğenim. Bu Yaman, Özcan'ın ölüm emrini mi verdi? Hayırdır Yavuz abi? Beni arayıp duruyor. Ne olur Hamdi Baba'yla aramı yap diye. İshaklar, onlar, bunlar, herkes benim peşimde diyor. Gebersin it. Bize ne? Onun hala parası pulu var mıdır Yavuz abi ya? Bitti diye ağlanıp duruyordu. Onda para biter mi ya? Saf mısınız siz? Gel yanıma sen. Gel gel. Biz çok safız yanım.
Herkes bizi kandırır. Özcan'ı da ben yeğenim dedim. Bir sabah kaçtı gitti. Yaman öldürecekmiş, o yüzden kaçmış. Kendi kulaklarıyla duymuş. Doğru duymuş. Ama ölmediğine göre demek ki ben izin vermemişim. Sen onu çağır. Ama eli boş gelmez. Ben onu Yaman'a affettiririm. Sonra ben arada kalmayayım Hamdi Baba. Bu Özcan Çakır Beylilere, Façalılara sıkmıştı. Yaman abim tertemiz bir sayfa açmış masa üyeleriyle. O kimi dese affederler yani. Sen dedin ya abi, Behzat'ın hayatını kurtardı diye. Kurtardı, gözümün önünde. Sen söyle Özcan'a. Kapım ona her zaman açık. Hamdi Baba, bu sefer şeytanın bacağını kırdık galiba. Para yağıyor. Kısmetli hırsızın çalacağı ayağına gelirmiş. Özcan Suboş'unu kısa vadeli düşünmeyelim bu sefer. Ben dalını budağını kesmeye kalkarım. Sen engel ol. Yaman doğru söylüyor. Böylelerinden azar azar çalacaksın, her gün çalacaksın. Hoş geldiniz. Sağ ol Pınar. İyi misin Bahar? Odan hazır. Seni de böyle apar topar koştur koştur çıkardılar hastaneden. Geç dinlen istersen biraz. Böylesi daha iyi oldu aslında Emine Hanım. Merak etmeyin, iyiyim ben. Ağrın çok mu? İlaçları iyi geldi. Şu an bir sıkıntı yok. Babam sabah akşam eve hemşire gelsin pansuman için. Kimse de evden çıkmasın dedi. Pınar var canım. Ne gerek var hemşireye? Ben akşama gidiyorum Bahar. Nereye? Ankara'ya dönüyorum. Alparslan ne olacak? O da ayrı bir konu zaten. Herkes kendi entrikasını çeviriyor. Bizim dünyadan haberimiz yok. Meğer Alparslan yürüyebiliyormuş Bahar. Yok artık, daha neler. Pınar hiçbirimize bir şey söylememiş. Söz verdim. Neyini anlamıyorsunuz? Bu arada Alparslan gizli gizli herkesin hayatını kurtarmış. Dün gece hastanedeki temizliği de o yapmış Bahar abla. Hele ettiği lafa bak. Temizlik yapmışmış. Hızır elden bile gizlemiş Alparslan. Senden başka hiç kimseye söylememiş. Bu durumu da hiç anlamadım. Anlayamazsın ablacığım. Bu ailede kimin neyi, niye yaptığını anlayamazsın. En yakınındakinden saklarlar. En uzaktakiyle paylaşırlar. Sakın sen üstüne alınma Pınar.
Ben ailemizin genel davranış şeklini anlatıyorum. Ömür, sen niye bu kadar gerginsin? Anladık. Bahar, yakın arkadaşın vurulmasına çok üzüldün. Ama çok şükür çok iyi. Eve de geldi. Her şey yolunda yani. Ne yolunda Emine abla? Benim kocam, abim, senin kardeşin, Didem'in nişanlısı. Az önce bizimkileri kesmeye çalışan adamların karşısına dikilmeye gidiyorlar bugün. Ve bizim için her şey yolunda. Öyle değil mi abla? Haklısın da Ömür. Ne yapsınlar? Beklesinler, adamlar bir daha mı alsınlar bizimkileri? Bir hal çaresi arıyorlar. Şunu demeye çalışıyorum. Ben kendi kendime mücadele veriyorum. Ne bileyim, belki sen de konuya benim gibi yaklaşırsan, hatta Didem, Hatice abla, hepimiz birlik olursak belki ailemizin erkekleri bir durur. Biz ne yapıyoruz der. Ömür, bu dediğini yapmak ailedeki bütün erkekleri kaybetmek olur. Yani ansızın bugün bu olaylarla karşılaşmış adamlar değiller sonuçta. Öbür türlü kaybetmekten daha iyidir Bahar. Ben şahsen artık geri adım atmayacağım. Sen bilirsin Ömür. Karar senin kararın. Hayat senin hayatın. Ama ben senin yerinde olsam, ileri bir adım atacaksam, adım attığım yere iyi bakarım. Düşen sen ol istemiyorum yani. O ne demek Emine abla? Düşenin dostu olmaz Ömür. Ne Hatice'ye, ne Didem'e, ne de bana güvenme. Olur, öyle yaparım. Hoş geldiniz. Ben Macit. Rıdvan abim içeride bekliyor sizi. Eyvallah. Hoş geldiniz. Epey kalabalık gelmişsiniz. Buyurun. Kardeşim Macit'le tanıştınız herhalde. Büyük yeğenim Şefik. Oğullarım Ünsal, Musa, Tayfun, Semih, Alpay. Sen de az kalabalık değil misin Rıdvan?
Geçen geldiğimde yoktu ha bu uşaklarım. E geleceğinizi duydular. Dünya gözüyle bir mafya görelim dediler. Niyetli misiniz? Bir şeyler hazırlatayım mı size? İyi niyetliyiz. Konuşmaya geldik. Eyvallah. Hazır oğulların tanımak istemiş bizi. Kardeşim İlyas. Dünürüm Haşmet. Kardeşi Behzat. Dostum Tipi. Tufan. İdris Reis'i de zaten tanıyorsunuz. Uşaklar, şimdi göreceğinizi gördüyseniz müsaade etseniz de biz de diyeceğimizi desek ha? Tipiyle bizim ortak tanıdıklarımız var abi. Ölüdür onlar Macit. Ateşi mi diyorsun? Rafet'i mi diyorsun? Kime diyorsun? Rahmetli Gönül. Sen benim karımı nereden tanıyacaksın Macit? Ankara'dan. Gece hayatında. Kulüplerde çıkardı eskiden. Onunla çok doğum günü kutladık birlikte. Ne zaman çağırsam gelirdi. Programdan sonra kuliste otururduk. Sabaha kadar alem yapardık. Lafa rahmetli diye başladım. Rahmetli olmadan kapat. Buraya iş konuşmaya geldik. Gevezeliklerini dinlemeye değil. Kardeşimin kusuruna bakmayın. O gece yaşantısını biraz sever. Bayağı da tanıdıkları vardır. Hatırlı birinden bahsetti ki tanışıklığın samimiyeti artsın diye. Belli ki tipi rahatsız oldu. Benim bir rahatsızlığım yok. Biz hiç kimsenin karısını, anasını, bacısını masamızda anmayız. Evimizin, dostumuzun masası değilse. Hakikaten sizin bir masanız varmış. Çok merak ediyorum. Ne konuşuyorsunuz o masada? Sizin o masaya oturmak kaç para? Parayla oturtmuyoruz. Önce bakıyoruz adam mı diye ondan sonra oturtuyoruz. Şimdi Macit, seni tanıdığımıza memnun olmasak da konunun senden alakası yok. Konunuz nedir? Nasıl yardımcı olabilirim size? Biz buraya senden yardım istemeye gelmedik. Sana hesap sormaya geldik. Hasımlarımız bizi senin mekanlarından birine götürdü. Tabii hepsi orada geberdiler. Yani biz sadece merak ettik. Neden senin mekanındayız? Senin onlarla ilişkin nedir diye sormaya geldik. Bizde mekan çok. Bazıları aktif, bazıları atıl. Malum, bu işlerde arada bir itin köpeğin de kullanmasına izin veriyoruz. Ama sizin gibi güçlü, kudretli adamların iki tane zibidi tarafından alınacağını ve bizim mekana götürüp tokatlanacağınızı biz nereden bilelim?
Onu da İdris'ten duyduk. Redvan, üst perdeden konuşuyorsun. Bu işten sen zararlı çıkarsın. Ne zararlı çıkıyormuşum İdris? Hı? Dediğim gibi, ben herkesle iş yaparım. Bütün ticaretim uluslararası. Sizin de bir teklifiniz varsa değerlendiririz. Ama silah işine girmem. Niye? O kadar masumun kanı var üstünde. Pişman mı oldun? Çocuk yaşında gencecik masumları öldürttüğüne. Tövbekar mı oldun? Bunlar bizim hakkımızda üretilmiş dedikodular. Yok ben Sırplarla işbirliği yapmışım. Onlara destek olmuşum, silah vermişim. Ne alakası var? Ben NATO'nun ve Birleşmiş Milletler'in tedarikçisiydim. Çok para kazandım. Yani sizin gibi küçük iş peşinde hiçbir zaman koşmadım. Ha. Aslında Sırp değilsin yani. O kadar tecavüzün, katliamın seninle bir alakası yok. Ha? Diyelim ki var. Ne yapacaksın? Kimsek kimiz? Sana hesap mı vereceğiz? Hesap vereceksin. Sen de, abin de, sülalen de hesap vereceksiniz. Bana ya da aileme bir şey yapılıyorsa ya da suçsuz masumlara bir şey yapılıyorsa bunun hesabını soracağım. Hızır, şimdi ben şunu anlamadım. Sen burada gelip benim mekanımda beni tehdit ediyorsun. Neyine güveniyorsun? Buradan nasıl çıkacağını sanıyorsun? Ben bir yere giriyorsam nasıl çıkacağımı düşünüyorum. Hadi Asım. Kubi, tekneyi 2 saniye sabit tut. Seni gebertmeye gelmedim. Ettiğin lafları bir düşün. 24 saatin var. Süren dolduğunda seni affedeyim diye yalvarmamışsan hepinizi tek tek öldüreceğim. En sona seni bırakacağım. Ne olur beni öldür diye yalvarmanı bekleyeceğim. Helal lan sana Asım. Ya oğlum sen bu kanun işlerini falan bırak. Baksana kanunsuzlukta 1 numarası. Hadi Kubi.
Hızır. Bir kere laf ağzından çıktı. 24 saat dedim. Şimdi bu adamlar 24 saat bekleyip de dur bakalım bunlar bize ne yapacak diyecek adamlar değil. Evet. O yüzden de hepinizden ricam bu 24 saat içerisinde hepinizin tedbirli olması. Tamam, dediğin gibi tedbirli olalım da bu verdiği süre sonunda ne olacak? Bir bildiğim var ki bir süre verdi. Bir hazırlığım var Haşmet'im. Ne olduğunu paylaşmayacak mısın bizimle Hızır Reis? Henüz değil İdris Reis. Ne demek henüz değil abi? 24 saat sonra bir şey yapılacaksa ki belli ki yapılacak... onu buradakilerden biri yapacak. Hani sen bir şey söyle ki bir hazırlık yapabilirim. O hazırlığı yapabilmemiz için İlyas... adamların yerlerini, yurtlarını, ne yapıp ne ettiklerini... yani bütün detaylarını öğrenmemiz lazım. Ya ben bu ciğerim Sezai'den öğrenebileceklerimi öğreneyim bir... sonra size derim Hızır Reis, ha? Gerek yok, ben bir araştırma yaptırıyorum. Herifleri gördünüz. Hepsini ayrı ayrı indirmeye kalkarsak çok kayıp veririz. O yüzden hepsine bir anda hamle yapacağız. O Macit'i gebertmek öncelikle Tipi abiye düşer kanaatindeyim. Yok yok Behzat, benim için fark etmez. Hızır yapmamız gerekenleri nasıl uygun görüyorsa öyle yaparız. Biz öyle iftirayla dolduruşa gelecek adam değiliz. Biz derken Tipi? La Hızır bıraksaydı orada adamı boğacaktın ya. İşte orada boğmadıysam demek ki dolduruşa gelmemişim. Tufan, ben gerçekler üstüne kontrolümü kaybederim. İftira en fazla beni kinlendirir. Bravo Tipi. Senden de beklediğim buydu işte. Ne demek Hızır? Yeter ki sen bunlarla uzlaşıyor gibi yapacağız. Ortak olacağız, masaya oturtacağız gibi şeyler söyleme. Madem bir süre verdin, 24 saat dedin, benim için sayılı saat çabuk geçer. Eyvallah. Abi bu Radon'un kardeşini de oğullarını da gördün. Yani bir tanesini bile pas geçmememiz lazım. Ya bu adamların tiniyeti belli. Bunlar böyle masum, kadın, çoluk, çocuk dinleyecek insanlar değil ya. Aynen kanka. Hızır abi, yani sen bize bir süre verdin ama... hani bence bizim öncesinde bir hazırlık yapmamız lazım. Sana beklediğin haber ne zaman gelir abi? Bu gece. Tamam. O zaman biz senden haber bekliyoruz abi. İyi, biz de eve geçelim o zaman. Abi o zaman ben de sizle geleyim. Ömür sizdeymiş. Onu da alırım, oradan eve geçerim. Ben de bir Şahin Ağa'nın yanına uğrayacağım. Oradan belki senin yanına geçerim Hızır. Artık habere göre yapmamız gerekenleri konuşuruz. Ya ben bu ciğerim Sezai'ye bir şey demeyeyim o zaman ha? Ya diyeceğin kadar ne diyeceksin da İdris? Her şeyin önünü, arkasını, gizlisini, saksısını söylemene gerek yok. Allah Allah ya. Ciğerim de ciğerim. La bu Sezai ne zaman senin ciğerin öldü? Hadi. Gel Yaman, gel. Ilcan yeğenim size de döner getirmiş.
Ne işin var lan senin burada? Yaman abi kusura bakma ama sana çok kırgınım abi. Senin bir tarafını kırarım. O dediğin şey gerçek olur Özcan. Yaman. Özcan'ı bir dinle. Çok enteresan şeyler anlatıyor. Sen mi çağırdın bunu buraya? Ben çağırmadım. Hamdi Baba istetti. Sebep? Otur Yaman. Hele iki lokmayı sakinler. Yavuz benim için neyse, Özcan da benim için o. O da benim yeğenim. Baba, olacak iş var, olmayacak iş var. Yani artık bu Özcan'ı ne ben kurtarabilirim ne sen. Yani illa yeğenim yapacağım diyorsan laf olsun gitsin, dünyanın öbür ucunda yaşasın. Yoksa bunun bulaştığı her iş bizim üzerimize kalır. En son İlyas'ı sıkmaya gitti. Oradan da gitti, İshak'ı tuzağa düşürdü. Sonra da gitmiş, Behzatlara sıkmış. Sezai ile Demir'le. Yani. Özcan kardeş, acayip şeyler anlatıyor Yaman abi. Bu radolarla ilgili. Sana iyi diyorum Yaman. Özcan yeğenimin anlattıklarına Çakırbeyliler bir ömür senin itin olur. Neymiş? Anlat bakalım. Yaman abi, aramızda yeni bir sayfa açabilir miyiz abi ha? Beni de bir kardeşin olarak görecek misin? Kardeşlerimin hepsi öldü. İstersen seni de kardeşim olarak göreyim. Sağ ol abi. Eyvallah. Afiyet olsun baba. Tipi, sen de biliyorsun ki bu Macit seni öfkelendirmek için özellikle konuşmuş. Sen bir şey yapmayarak doğru olanı yapmışsın. Yaptım Şahin'e. Gönülden yana hiçbir şüphem yok. Yoksa kalkıp orada niye boğayım adamı? Söylediklerinin hepsi iftira. Onu diyorum işte. İnsan bazen öfkesine yenik düşüp hatalar yapabiliyor. Sen öfkene yenilmemişsin. Ben de akıllandım Şahin'e. Ama delirdikten sonra. Buna da şükür. Geç olsun, güç olmasın. Güç oldu be. Şahin'a. Ben bu dünyayı sevemedim gitti. Dünyayı sevmedin. Çok şükür. Ama dünyada sevdiklerin oldu. Oldu. Ama onlar bu dünyada değil artık. Ne o? Bizleri, Hızır'ı sevmekten vaz mı geçtin? Geçmedim. Ama nasıl olsa siz de o tarafa geleceksiniz. Diretmenin, uzatmanın bir anlamı yok. Verilen vaade neyse, o zamana kadar buradayız tipi.
Vade gelince, yok ben gelmeyeceğim desem de alıp götürürler. Şah da olsan, padişah da olsan, bu böyle. Beni emretmişsin Doğan baba. Kubi, bunun içinde Hızır'ın benden istediği şu Sırplarla ilgili adresler var. Akşama da bana ulaştır dedi. Söylersin, kimse sizlerin bulabildikleri şimdilik bunlar. Yarın da berisi ötesi gelir. Tamam Doğan baba. Ben eniştelere sorup neredelerse direkt oraya götüreyim. Olur. Kubi, o Şah'ın hala tipinin esaretinde mi? Birliktelerdi Doğan baba. Oğlum söyle gelsin, üşüdüğüyle kalır. O delinin dilinden Hızır anlar. Boşuna da nefesini tüketmesin, gelsin. Eyvallah baba. Doğan baba çağırıyor Şahin'i. Ben de gideyim artık. Nereye? Gidip şu Hızır'ı bir göreyim diyorum. İyi olur. O da yalnız. Dertleşirsiniz. Hadi eyvallah. Ben de Hızır Reis'in yanına gideceğim. İstersen birlikte gidelim Tipi abi. Ne işin var senin Hızır'la? Bunu istetmiş Doğan babadan. Onu götüreceğim. O ne? Sırpların mekanlarıymış. Ver ben götürürüm. Senin bir daha kalkıp oraya kadar gelmene gerek yok Kobi. Ver. Yok Tipi abi. Benim için önemli değil. Geleyim. Ver dadaş ver. Ben veririm. Sağ ol Didem. Afiyet olsun. Deli kardeşim niye yok? Niye sizinle beraber gelmedi? Doğan babayla Şahin Ağa'nın yanında. İftarı beraber yapmak için mi? Onun bugün kafa kontak attı. Sebep? Bugün görüştüğümüz tiplerden bir tanesi. Bunun canını sıkmak için Gönül hakkında böyle ileri geri konuştu. Onun da kontak attı. Ne yaptı bizimki? Boğmadı mı? Engel mi oldunuz? Ne yaptı? Vallahi işin enteresan tarafı hiçbir şey yapmadı abla. Öyle içine attı. İki çift laf etti. Hiçbir şey yapmadan gitti. Adamı boğmadı yani. Ya nereye yapacaktı zaten Behzat? Adamların kendi mekanındalardı. Ne diyorsun İlyas? Tipiden söz ediyoruz. Adam mı tanır, mekan mı tanır? Tanımaz. Ama belli ki bugün ona söylenenleri kafasının bir kenarına yazdı. Yarından itibaren gündemi de o Macit olacak. Senin gündemin ne İlyas? Seninkinin ismi ne? Ömür, Ömür. Benimkinin ismi Ömür. Bunu zaten evde konuşacağız ya. Burası da ev. Yabancıda kimse yok. Baş başa Ömür, baş başa.
Bence sen bir kendinle baş başa kal. Sonra bir ara konuşuruz. Ne oluyor? Ne oluyor? Ömür, başka bir sektöre geçelim istiyor abi. Yani hep birlikte. Legal bir şey yani. Heh. Öyle mi? Peki ne önerirsin Ömür? Ha? Ne iş yapalım? Fark etmez. Daha uzun yaşayacağınız herhangi bir iş olabilir. Ya benim anlamadığım şu. Misal maden işçileri de evlerine ekmek götürmek için her gün hayatlarını riske atıyorlar, öyle değil mi? Acaba onların karıları da senin gibi bırak işini, bana sen lazımsın falan diyorlar mıdır? Sen bu duyguyu anlayamazsın Behzat. Senin kaybedecek kadar sevdiğin biri yok. Allah Allah. Peki sen nesin Ömür? He? Abim ne? Hatta İlyas ne? Dido ne? Siz benim sevmediklerim misiniz? He? Behzat. Ömür'e de çok yüklenmeyin. O da herkesin iyiliğine bir şeyler söylemeye çalışıyor. Yani hiçbir umut yok mu sizin bu işinizde? 3 yıla kadar bırakırız. 5 yıla kadar işlerimiz legal olur. 10 yıla kadar belimizden silah çıkarırız gibi şeyler işte. Kusura bakma Emine de. Sen de bana böyle bir şey sormuş olsan, getir boşanma kağıtlarını imzalarım derim yani. Bunu duyduğum iyi oldu abi. Ben evrakları hazırlatırım İlyas. Ömer. Ben müsaadenizle gitmek istiyorum. Ömür, ben zaten buraya seni almaya geldim ya. Ben tek başıma giderim, Selçuk götürür. Hala, bence çok üstüne gidiyorsun. Ne olur Didem, boşar mı beni? Dul mu kalırım? Her halükarda sonuç bu ya. Belli ki Ömür Hanım bu ara gergin. Müdahale edip olayı daha çok tırmandırayım istemedim. Ya Bahar, acaba Ömür'e bu akılları sen mi veriyorsun? Hani vuruldum vuruldum diye işliyor musun kız, nedir yani? Benimle ne alakası var Behzat? Behzat, Bahar'la bir alakası yok. Uzun zamandır böyle şeyler söylüyordu. Ceylan öldükten sonra da hepten kötüledi. Benim de başından beri Hızır Ali ile evlenmeme karşı adam. Yani Ceylan annemden önce bile zaten böyle düşünüyordu. Abi müsaaden olursa ben şu işe bir el atayım. Tabii İlyas'ın da müsaadesi olursa. Yani şimdi bu Ömür boşanacağım falan diye afra tafra yapıyor da. Yani eğer boşanırsa bu hangi eve gidecek? Bu eve. E biz şimdi başka dünyanın insanı mıyız abi? Neyse. Araya girmek bize düşmez Behzat. Ömür diyeceğini dedi. Madem hepinizin yanında bu boşanma lafını etti, ben de gereğini yaparım. Ben tehdit edilecek adam değilim. Sevdiğin insanın yanında ya varsındır ya yoksundur, net, basit. Böyle tatsız bir olayın hemen üstüne aranızdan ayrılmak istemezdim ama az daha oturursam uçağı kaçıracağım.
Ben müsaadenizi isteyeyim. Ömür Selçuk'la gitti. Didemciğim, rica etsen bana bir taksi çağırırsan. Hemen. Gerek yok. Ben bırakırım. Problem yok. Zahmet etmeyin. Ne gerek var? Ben taksiyle giderim. Yok yok. Ben zaten otele gideceğim. Pınar. Sen bakma Nazır'ın yükseldiğine. Bir iki haftaya siniri geçer. Sen de geri gelirsin. Sağ ol Haşmet abi. Ben epey bir süre geri dönmeyi düşünmüyorum. Her şey için teşekkür ederim. Eyvallah. Eyvallah. Kapımız sana her zaman açık. Hadi. Yirmi saatimiz kaldı abi. Kimden başlıyoruz? Bize bir Avusturya prensi lazım Macit. Anlamadım baba. Birinci Dünya Savaşı'nı bir Sırp başlatmıştı. Hiçbir şeyden haberi olmayan bir prensi vurdu, dünyayı karıştırdı. Prens dediğine göre Hızır'ın kardeşi ya da oğlun diyorsun ha? Sezai geldi mi? Geldi baba. Dışarıda bekliyor. Biz ona nasıl güveneceğiz baba? İdris'in iti olmadı mı o? Sezo kemiğine bakar Tayfun. Benim kapıda gördüğüm kadarıyla Sezai Çakırbeylilerle çok yakın değil baba. Bir konuşalım bakalım. Kime yakınmış? İlk kimin işini bitirebilirmiş? Sezai gelsin. Afiyet olsun Rıdvan abi. Gel Sezai. Otur. Ne diyor seninkiler? Gündeme bomba gibi düştünüz abi. O tekneyi bize niye söylemedin lan? Hızır gizli organize etmiş kimsesiz Doğan'la. Hiçbirimizin haberi yoktu. Tahmin ettim Doğan'ın gelmemesinden. Söyle bakalım Sezai. İlk kimi düşürebiliriz? Bana kalsa ilk Hızır'ı vuralım. Meseleyi baştan koparalım. O zor Macit abi. Ama kardeşi İlyas'ı bu gece bitirebiliriz. Nasıl olacak o iş? Takipteyim abi. Paçalıların evden tedbirsiz çıkmış az önce. Havaalanına gidiyormuş. Birilerini mi götürüyormuş, neymiş? Hangi havaalanı Sezo? Sen onu söyle yeter. Başka bir isteğin var mı abi? Var Emir. Buyur abi. Otur. Otur biraz konuşalım. Ömür, gördüğüm ve duyduğum kadarıyla İlyas'la aranızda bir takım gerginlikler, problemler var. Evlilikte böyle şeyler olması normal abi. Normal. Ama bir evlilikte her anlaşmazlığa düştüğünde ya da tartışmanın ardından boşanmak kelimesi edersen o evlilik boşanmayla sonuçlanır. Tamam. Belki bunu İlyas'ı bir hizaya getirmek, ciddi olduğunu anlasın diye dikkatini çekmek için yapıyorsun. Ama her ne kadar İlyas senin kocan olsa da, seni çok seviyor olsa da, bil ki
İlyas farklı bir adamdır. Hangi açıdan abi? Seven adam bir şekilde uzlaşmaz mı sevdiği için? Uzlaşır. Ama İlyas'sa o seven adam Ömür tam aksine uzaklaşır. Çünkü biz tehditle ya da zorlamayla hizaya gelen adamlar değiliz. Özellikle de İlyas. Daha önceki ilişkilerinden biliyorum. Üstüne gittiğin zaman kaçar. Bir daha da arkasına bakmaz. Yanlış bir şey mi istiyorum abi? Kocam ölmesin istiyorum. Bu ilişkiyi de güvenli bir hayat tarzıyla korumak istiyorum. O zaman bir bankacıyla evlenebilirsin Ömür. Ya da bir esnafla. Yani sıradan biriyle, güvenlik sorunu olmayan biriyle. Hazırladığım kadarıyla İlyas'ı gördün ve eş olarak sen tercih ettin. Hatta bildiğin onu bu ilişkiye, hatta evliliğe ikna eden sendin. Yanlış mı hatırlıyorum? Haklısın abi. Ama bu son zamanlarda üst üste verdiğimiz kayıplar biraz ağır geldi açıkçası. Bak Ömür, karısı ölen benim. Anası ölen İlyas'la yine benim. Bizim senden beklediğimiz her ne olursa olsun bu evde dimdik ayakta olman. Bu evin direği olman. Şimdi söyleyeceğim ağır gelebilir ama Ömür değil direği. Bireyi bile olamıyorsun. Her sıkıştığında abinin evine gidip boşanma, ayrılma lafları edersen İlyas'ın sevgisini, herkesin de saygısını kaybedersin. İlyas'ın sevdiği, hepimizin de saygı duyduğu Ömür, güçlü bir kadın. Ömür, kaybetme korkusu sana bir şey kazandırmaz, tam tersine kaybettirir. Sakın bu söylediklerimi seni uyarıyormuşum gibi algılama. Her ne olursa olsun ben İlyas'ın olduğu kadar senin de abinim. Bu saatten sonra benim bütün mutluluğum sizlersiniz. Yaptığın abilik için teşekkür ederim. Bundan sonra elimden geleni yapacağım. Güneşim soluyor ayazlarda, içim ürperiyor. Ne yüzüm gülüyor yolunda, ne yapsam olmuyor. Bir gemi kalkıyor içimden, meçhule gidiyor. Yüzüyor bilinmez uzaklara, canımı yakıyor. Uğrunda ölüm bile bana kolay, karşısında dururum. Varsın böyle geçse de bütün ömür kendimi avuturum. Kala kaldım kışın ortasında yine, yine aldandım. Sonunu bile bile cennetten kovuldum isyan ede de.
Bence kesin yetişemeyeceğiz. Ne? Uçağa. Pınar, kusura bakma, ne olur ya, kalmışım. Yok, önemli değil de gecenin son uçağıydı. Ne önemi var canım? İşim yok. İstersen seni Ankara'ya kadar bırakırım. Sabah giderim, problem değil. Uçak kalktı bile. Sen beni havaalanındaki otele bırakırsan ben sabah ilk uçakta giderim. Yok canım, zaten bizim otelimiz var, böyle bir şey ne gerek var? Ben zaten oraya gidiyorum. İstersen sabah bizim çocuklar seni bırakır. Olur. Dönelim o zaman. Olur. Seni de yolundan alıkoyduk. Hayat işte. Bazen gitmek istediğin yere gidemiyorsun. Böylece yarı yolda kala kalıyor insan. Of of. Efendim oğlum? Baba, gelen giden yok. Son Ankara uçağı kalkmış. Tamam Şefik, siz dönün. Tamam baba. Sabah hallederim ben o işi. Sezonun yapacağı iş bu kadar olur. Nasıl halledecekmişim bu işi Macit? Ekip çağıracağım Belgrad'dan. Motosikletle ekibe yaptıracağım. Sıkarlar, akşam sınırdan geri dönerler. Neyi? Bu arada İlyas, Hızır, takmam. Önüme kim çıkarsa çakarım. Haberin olsun abi. Sonra dengemenge deme bana. İyi. Ne alt edersen et. Bizim çocukları bu işe bulaştırma da. Çabuk gittin geldin Kubit Ağa reislere. Reislere gitmedim ki. Güllaç aldım geldim. Bir zarf götürecek dediydi Doğan baba. Tip abi, ben zaten gidiyorum. Ben götüreyim dedi. Zarfı aldı elimden. Kubi, bir dakika. Şimdi benim sana verdiğim o zarfı sen tipiye mi verdin? Ne vardı ki içinde? Ya Hızır'ın sabah benden istediği adresler. Eyvah. Tipi Macit'i boğmaya gidecek. Hızır'ı ara Tekin. Çok özür dilerim Doğan baba. Böyle bir şey yapabileceğini düşünemedim. Halt ettin Gubi. Dua et. Tipi bu şahanın dediğini yapmasın. Alo. Reis. Doğan baba, seninle bir şey konuşacağım. Kuzen, bu gizlilik işini devam ettirmeyi düşünüyor musun? Babamla ne konuştunuz? Normalde ettirmeyecektim de kuzen. Şimdi oradoların ayaklandığımı bilmemesi işimize gelebilir. Tabii buna bu saatten sonra Hızır amcam karar verecek. Reis. Ha, uçmuş inatı kendine açık etmeyecektin. Ne güzel.
Darda kaldık mı biz, yetişiydin sen. Emmoğlu Zafer diyor ki, o evden Alparslan Reis girip çıkıyor. Senin hiçbir şeyden haberin yok. Beni el aleme madar ettin reisim. O Pınar Hanım'ın alacağı olsun. Emini demiyorum zaten. Ben ne söylediysem onu yaptılar Kazım. Bana desen hiç kimse ihtiyacın yok zaten reisim. Seni istediğin yere getiririm de götürürüm de zaten. Nereye götürü getiriyorsun Kazım? Reis bu işe karışanların birini kadın diye affetti, öbürünü Doğan Baba hatır koydu diye affetti. Seni kim kurtaracaktı reisin elinden? Emmi'nin oğlu Zafer mi kurtaracaktı? Kalkın gidiyoruz. Baba nereye gidiyoruz? Sen gelmiyorsun, sen amcanı bul. Telefonun cevap vermiyor. Otelde kalacağım diyordu. İyi işte, cevap vermiyor diyorum da. Siz de benimle gelin. Ne oldu ki amca? Tipi kendini öldürtmeye karar vermiş belli ki. Ne olacak? Nasıl yani? Ya sorma da, hadi. Adam vurmaya gidiyoruz adam. Biraz da benim yanımda vur, sahtekar. Ben de lazım mıyım? Lazımsın Kazım, kapının önünde. Gireni, çıkanı, araba bagajlarında kaçanları kontrol et yeter. Hadi de hadi. Bir emriniz var mı efendim? Yok koçum. İyi geceler. İyi geceler efendim. Bana yapılacak şey var, yapılmayacak şey var. Sen eğer herkesin içinde ulu orta o lafı ediyorsan benim için her şey bitmiştir. Bitmemiştir. Yani insanlar bazen öfkeyle söyleyemeyeceği şeyleri derler. Derler. Ama bana diyemezler. Dedin mi? O zaman her şey bitmiştir. Neymiş? Ömür Hanım boşanmak istiyormuş. Boşandık zaten. Boşandık. Mesele imza mı yani? Ha. Atılır. Attım bitti. Böyle değildi Pınar. Eskiden hiç böyle değildi. Evlenince insanlar değişiyor diyorlardı. Ben inanmıyordum. Ne oldu? Evlendikte huyun mu değişti yani? Ne oldu? Neymiş? Ben ölürsem o dul kalırmış. O vurulursa ben dul kalırmışım. Ya hayat ya bu. Hayat, hayat. Ya yolda yürürken başına tuğla düşüyor da ölüyorsun ya. Buna göre yaşanır mı hiç? He? Bu konuda haklısın. İnsan yarınını bilemez. Bilmeli mi? Bence bilirsen bugünün hakkını veremezsin. Ne güzel söyledin bak. İşte söylemeye çalıştığım tam olarak bu. Gün bugün ya. Sen onca zaman Alparslan'ın sırrını paylaşmışsın, hiç kimseye bir şey dememişsin diye ben böyle rahat rahat paylaşıyorum seninle.
Benden sır çıkmaz. İstediğin her şeyi benimle paylaşabilirsin. Bugün sabah kalktım. Ömür yetmiyormuş gibi bir de o Mine Hanım geldi. Vır 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 vır. Artık ömür nasıl doldurmuşsa Mine'yi. Yok seni kim ne yapsın? Seni kim çeksin şu hayatta? Seni ömürden başkası çekmez. Sen ne yap et onu kaybetme. Ya sen... Boş konuşmuş Mine. Benim ömrüm senin gibi bir adam aramakla geçti İlyas. Yani. Nasıl yani? Yarın gidiyor olmasam bu hislerimi sana hayatta söylemezdim. Ama madem gidiyorum bir daha görüşemeyeceğiz. Ve madem sen de bütün duygularını benimle paylaşıyorsun, ben de paylaşayım. O eve girdiğim ilk anda etkilendim senden İlyas. Yani evli olmasan duygumu belli ederdim. Hatta ilk fırsatta seni çekip söylerdim. Yani tabii insanlar birbirlerinden etkilenir. Hani bunda tuhaf bir şey yok. Ben de daha önce dediğim gibi sırlı insanlardan etkilenirim. Benden etkilendin mi yani? Şimdiye kadar hiç düşünmemiştim ama yani etkilenilmeyecek biri de değilsin tabii. Yani güzelsin, güler yüzlüsün. Tatlı dillisin, sırlısın. Sır senin için çok mu önemli? Önemli. İş hayatımda da, özel hayatımda da sır benim için çok önemli. Evet. Söz veriyorum. Benimle her ne paylaşırsan paylaş, bizim sırrımız olacak. Sonra kulisine gidiyordun, muhabbet ediyordunuz, sohbet ediyordunuz, eğleniyordunuz. Hatta sen doğum günü partilerine bile onu çağırıyordun. Hatırladın mı? İşte o gönül, Macit. Ben Gönül'e sordum. Seni tanıyan yok. Bana dedi ki... Şu Macit'i bana bir yolla. Bir de ben göreyim. Ben de ona tamam dedim. Önce bir güzel boğayım. Sonra sana yollarım. Sen de bir güzel yüzüne tükürürsün.
Dedem. Macit. Ben şununla bir konuşayım. Sonra seni rahat rahat boğarım. Şu an müsait değilim Hızır. Ne demek müsait değilsin? Neredesin tipi? Araf'tayım Hızır. Araf'tayım. Ulan boş boş konuşma. Macit'in evinde olduğunu biliyorum. İçeride misin, dışarıda mısın? Macit'in tam karşısındayım Hızır. Sohbet ediyoruz. Ama Macit gündüz söylediği şeyleri şimdi inkar ediyor. Tamam iyi, ne güzel. Ne güzel işte bak. Tamam, özür dilet, çık oradan. Çıkamam Hızır. Kapının önü it dolu. Nasıl girdiysen öyle çık tipi. Dadaş. Ben sadece buraya girmeyi planladım. Çıkmayı hiç düşünmedim. Tamam. O zaman hiçbir şey yapma. Sakın bir şey yapma. Beni bekle, geliyorum. Kusura bakma Hızır. O kadar bekleyemem. 5 dakika ulan, 5 dakika. 5 dakika. Macit 3 dakikadan fazla dayanamaz. Hadi de hadi, öldürtecek kendini hadi. Reis az kaldı. Telefon 6 dakika değil. Evet Macit. Nerede kalmıştım? Ha. Sen. Gönlüme iftira atmıştın. Öldür beni kurtulayım diyordun. Değil mi? Giderken yanımda götürebildiğin kadar adam götür. Dadaş. Hmm.
Macit Ümitleri. Buradayım.